Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz Hearts of Iron 4 ve önemli olan tüm diğer ile birlikte. Seriye Türkiye olarak başlayacağız ve işte dünya hakimini hakimiyet dünya hakimiyetine doğru ilerleyeceğiz dostlar. E Şimdi öncelikle birkaç soruyu cevaplayacağım. Ve bir şey söyleyeceğim. Daha sonrasında oyuna geçeceğiz. Oyunu tamamıyla öncüne açıncına kadar anlatmaya çalışacağım. Her türlü şey nasıl yapılır nasıl edilir falan diye. O yüzden bir gameplay serisi olacak. Yavaş olacak. Hızlı bir oyun istiyorsanız aradığınız yerde değilsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bir haftadır video yükleyemiyorum. Bu aralar Biraz sıkıntılı durumlardayım yani zamanım yok. Oyun oynuyorum ama mutlu değilim ki sizi mutlu edeyim. Mutlu edecek bir videom yani. Ben mutlu değilsem sizi mutlu edemem. Ondan dolayı video çekmedim uzun bir süre. Şu an üstüne o yükleri attım. Bayağı bir ödev kitlemişler çünkü. Hala var da neyse. İşte onların yükünü falan attım. Şu an tam gaz YouTube'a yüklenemeyeceğim. Yazılarım geliyor. Ben video story yapıyorum ondan dolayı bir 4-5 bölüm sonrasına kadar e, sizin yorumlarda falan bir isteğiniz falan olursa onları gerçekleştiremeyebilirim Ama yorumlarda size cevap veririm Haberiniz olsun ah, Uzun sürdü hatta bakayım ne kadar sürmüş Evet bir buçuk dakika yeter bu kadar Şimdi oyunumuza Oyunumuza başlayalım Hatta bir dakika zaman geri durduralım Şimdi Oyunun amacını. Ve e, oyun nasıl bir oyun? Oyun 1936'da başlıyor. Yani tam işte 2. Dünya Savaşı'nın patlak vereceği zamanlarda. İşte bazı devletler kötü durumda falan işte. Mesela Birleşik Krallık falan. Işte Amerika. Hepsi şu anda kötü durumdalar. Tabii biz daha kötü durumdayız da. E, başta Mustafa Kemal var. E, zaten Türkiye'yi oynamanın en büyük sebebi bu. Yoksa Türkiye'nin çok bir özelliği yok. Her ülkenin kendine özel bir Şeyi var Fokus tiri Ülke oda Ülkeniz onun üstüne gidiyor Sonra işte karşılığında bir şeyler alıyorsunuz Biz neye gideceğiz Şimdi Türkiye Endüstri açısından berbat bir durumda Zaten Osmanlı'dan yeni çıkmış Fabrikalar falan yıkılmış edilmiş varsa da O yüzden Endüstriyel gideceğiz Tamam mı Şimdi Oyuna yeni güncellemeler falan geldi. Şu an en son sürümüyle, en güncel haliyle oynuyorum size oyunu. O yüzden hatta Türkçe yama kuracaktım. Bu halde Türkçe yama daha çıkmadı. Decisions var. Bunları ben de tam olarak bilmiyorum. Bunları sonra işte oyun ilerleyen zamanlarında ben de çözerim. Araştırma kısmı. Burada işte yeni şeyler açıyorsunuz. Normal ortalama bir oyunda olduğu gibi. Biz yine tabii ki Türkiye'nin durumundan dolayı şey gideceğiz. İşte production üretime doğru gideceğiz. Bunların bitirdikten sonra ben size izleyeceğimiz stratejiyi göstereceğim. Diplomasi, mesela bu şey el işareti bizim bağımsızlığımız başka bir devlet tarafından garantiye alınmış durumda. Yani bize kolay kolay birisi saldıramaz. Öyle seni papıtım yapayım yani kuklam yapayım falan yok yapamaz şu anda. Yani yapar, yapmaya çalışırsa da burada Romanya var. O savaş açacaktır. Diplomasi oyunu trade. Şimdi bakın burada mesela bizim plastiğimiz yokmuş. Alüminyumumuz, alüminyumumuz yokmuş. Ee, oil petrolümüz yokmuş. Bir dakika su içmem lazım ağzım kurudu. İşte bunlar yokmuş. Bunları diğer devletlerden alıyorsunuz. İşte e, Rusya. Yani Sovyetler. Işte Güney Amerika. Aynen. İşte Birleşik Krallık falan filan. Orada onları hallediyorsunuz. Construction. Şimdi dedim ya fabrikaları falan az diye. Buradan fabrika yapıyorsunuz. Buradan e, ülkeye altyapı çekiyorsunuz. Yani mesela A noktasına B noktasına gitmeniz hızlanıyor askerlerinizle falan. Veya işte Buraya mesela yiyecek ihtiyacı falan var. Gitmesi hızlanıyor oraya. Bir dakika. Merak ettim de elim görünüyor mu? Elim görünmüyor mu? Lanet olsun. Tamam. Ben biraz da şöyle yaklaşayım kameraya. Ee, i̇şte A noktasından B noktasına gitmenizi kolaylaştırıyor. Bu, bu alanı, bu uçaksa var. bu radar istasyonu işte o bölgeye giren adamları falan gösteriyor. Askeri fabrika askeri ürünleri işte silahtır falan cırtır üretmemiz için var. Sivil fabrika sivil fabrikada fabrikaları yapmak için kullanılıyor. Mesela e, şu an göreceksiniz. Mesela hatta yapalım bir. Mesela bakın burada sıraya girdi. Sivil fabrikalar bunu üretiyor. Mesela bakın Türkiye'ninki bayağı düşük durumda. Yani şu an bu binayı üretmek için sadece 6 fabrika kullanabiliyoruz. Zaten 10 tane var. İşte diğerleri de carta curta gidiyor. Dockyard tersane. bundan tahmin edebileceğiniz gibi gemilerimizi üretiyoruz. Sentetik rafineri falan onları araştırdıkça söyleyeceğim. Naval base. Gemileriniz sonuçta ileride savaşa girecek. 2. Dünya Savaşı patlak vereceğiz verecek ister istemez. Naval base'de bu zarar gören gemileriniz gelip burada tamir oluyor. Naval base o. Naval base yoksa tamiri yok bu kadar. Landfort Size çıkartma yapabiliyorlar kıyıdan. Zaten Türkiye o açıdan biraz kötü durumda. Çıkartmaları engelliyor. Coastal Fort işte denizden gelen saldırıları falan engellemek için. Bunlar savunma. Bir de şu var. Bu askeri fabrikayı sivil fabrikaya veya sivil fabrikayı askeri fabrikaya dönüştürmeye yarıyor. Ben çok kullanmayacağım. Zaten dengeli gideceğiz. Neye ihtiyacımız varsa ona göre gideceğiz. Şimdi öncelikle şunları yapalım. Şimdi biz savaşa gireceğimiz için askeri fabrika yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz ama şimdi savaşa gireceğimiz sınırlarda önemli şeylerin olmaması lazım. Çünkü adamlar ele geçirirse hoppa 1-0 öndeler. Buralarda sivil fabrikalar olacak. Merkezde askeri fabrika olacak. Mesela adam çıkartma yaptı. Hoppa gitti askeri fabrikan. Hadi üret şimdi silahını. Öyle ortada kalıyorsunuz e, tersane de yaptıracağız tabi gemi çok önemli oyunda düşündüğünüzden çok daha önemli değil bu üst falan komple Sovyetlerin ama çok verimli arazileri yok yani ee, nasıl diyeyim şu kısımları çok aşırı verimli cidden verimli yani şu Türkiye'yi 2-3 karedevi tamamlıyorlar öyle düşünün üst kısımlar zaten buzullar olduğu için güç fabrika falan yapabiliyorlar Evet, e, buralara da askeri fabrikalar. Kalk İstanbul'u unutmuşuz. Tamamdır. Bunlar bitti. Şimdi bunlar tabii ki önemli. Savaş durumunda erzak taşınacak. Her yeri fulllemeyeceğim bunlardan. 2 3 2 3 yaptıracağım çünkü sonuçta burada bir sıra birikiyor. Zaten bir bir üretiyoruz yani. Ha babam yani üretene kadar canımız çıkacak. Airbase, Airbase'i ben sınırlara koymayı tercih ediyorum. Şu burası 5 olsun. İstanbul'u fulle. Hmm. Peki, şurada iki tane daha. Bu kadar yeterli. Anti-air'lar sonra onlar biraz production'ımızı yavaşlatacak. Construction'daydık. Şimdi production'a geçeceğiz. Production işte ekipmanların falan üretildiği yer. Biz şu an fighter ve silah üretebiliyoruz. Şimdi elimizdeki tüm fabrikaları tabii ki silaha yatıracağız. Yapacak bir şey yok. Ee, konvoy. Dostlar bakın şurada sizin konvoy sayınız var. Deniz aşırı ticaret yaptığınızda bunlar kullanılıyor. Yoksa ticaret yapamıyorsunuz. Bir süreliğine konvoy üreteceğiz şu anlık. Petrolümüz falan az ama oyunun en başında bu petrol falan almayın. Bakın burada eksik görünüyor ama sadece hızını yavaşlatıyor üretim hızını. Mesela ondan dolayı Irak'a savaş açacağız mesela ileride. Bir de Yunanistan alacağız. Tabi bunları şu an çok hızlı yapmamız lazım. Çünkü e, gittikçe güçlenecekler ve yanlarına İngiltere falan gelecek. Tabi Irak'a gelmezler de kolay kolay. E, tamam. Burayı da hallettik. Şurada zaten eksik veya fazla malzememiz gö görünüyor. Chromium bizde fazlasıyla var. O da ileride işe yarayacak. Basic Training. Burada Recruit and Deploy. İşte burada asker üretimi kısmı falan var. Bizim manpower'ımız şu an bana göre az. Yani Oynadığım eski devletlere göre az. Ondan dolayı şu an asker üretmeyeceğiz. İşte diyor ki işte bunlar o bir komutanın altına atanmamış. Şimdi onları da halledeceğiz. Burada da resource'un eksik diyor. Artık yavaş yavaş başlayalım. Ben de o sırada bunları bir şey yapayım. Dostlar şimdi seçtiniz ya bunları. Hop, buraya basıyorsunuz. Bu arada klavye çok kullanmaya gerek yok. Hatta elimi burada tutacağım. Ee, buraya basıyorsunuz. Buradan bir komutan atanacak. Komutanı da kendiniz atıyorsunuz. Şöyle en iyisini atayalım. Bu arada şey Türkiye e, her ülkenin kendine özel işte şeyler var. Generalleri falan var. Mesela bizim şu an seçtiğimiz Cemil Cahit Toy Demir bakın burada yazıyor. Bunun adı ordunun adı Yunanistan Ordu su. Tamamdır. Şimdi bu ordu arayüzünü falan göstereceğim ama onlar biraz daha uzun sürecek. Çok konuşacağım yani. Bu seride konuşma istemiyorsunuz abi. Cidden çok yanlış yerdesiniz. Nasıl birkaç kere daha ikaz yapayım. sonra Yan yattım. Çamura battım. Altıma yaptım, Üstüme oturdum. Olmasın. Buradan Nazmi solo'a verelim. Sol ok. E, siz Ha o gemiymiş Türkiye'nin çok az askeri var başta Ama ileride zaten süper güç haline Geleceğiz benim Yani ülkeyi batırmazsak Öyle olacak Bunlar tamam Zaman zamanda bir hızlandıralım Şimdi dostlar ben önce bir hızlıca yapacağım Sonra size neyin ne olduğunu anlatacağım Çünkü şey artık Hızlanmamız gereken zamanlar Buradan şey böyle orduyu böyle tek tek seçmek istemiyorsunuz. Direkt gelin generalin üstüne basın. Hemen oluyor. Yapma. yap. Tamam. Milletimiz bize şey yapmaz. Tamam. Sen Rusya bize ileride saldırır saldırırsa kolay kolay saldıracağını zannetmiyorum. Eğer yapabilirsem Rusya ile müttefik olacağım sonra sırtından bıçaklarız. <laughs> hmm, tamam. Bunları hallettik. Bir de şey boğazlar bizim elimizde olduğu için Rusya'nın burada büyük bir filosu var ama geçemiyor. Rusya o yüzden İstanbul'u çok fazla istiyor. Ya da müttefik olacağız. Ee, saldırıdan çok müttefikliği tercih ederim. Buradan buna bir general atayacağız. Rauf Orday. Orday ne ya? Orbay. Türk donanımız. Ee, konvoy eskortlu yapın. Burada. Hepsini teker teker anlatacağım dostlar. Şu an biraz hızlı oynuyorum bu en başları. Sana da yeni mesela kumandan bitti. Yok. New Commander'a basacaksınız. Hoppa yeni bir tane gelecek. Kazım Gürman. Ay. Sağ tıklayacaktım. Tamamdır. Dostlar, e, Yunanistan ordusundan her şeyi anlatacağım. Şimdi bakın, şu gördüğünüz çarklı, işte iki silah böyle çark var. O antrenman. Askerlerinizin rütbesi var, rütbesi arttıkça e, bonus alıyorlar. E, o yüzden antrenman yaptırmanız gerekiyor. Antrenmanla en fazla ikinci seviyeye çıkıyorlar. Şu anda bakın, şurada logolar falan var. E, şu an bunlar. İkinci seviyede zaten. Daha fazla olmazlar. Antrenmanla o kadar oluyor. Savaştıkça bayağı artıyor. Balanced Manor. Bunu hiç kullanmadım. Kullanmayı da pek düşünmüyorum. Naval Invasion Order. Bu denizden çıkartma yapmak için. Mesela Kastamonu'nun şeyinden Rusya'ya çıkartma yapacaksınız. Bunu seçiyorsunuz. Sol tık buraya yapıyorsunuz. Çıkartacağınız limanı. Bakın görüyorsunuz limanlarımızı. Sol tık şu çıkartacağınız yere sağ Ama çıkartma yapabilmek için o denizin şu an gördüğünüz konvoy eskortluğunda olması gerekiyor. Yoksa çıkartma yapamazlar çünkü tehlikeye atmıyorlar kendilerini. Paratroop order. Paraşütten anladığınız gibi paraşütlü adam baskın yapıyor bir yere. Frontline. At çekiyorsunuz şöyle. Burası bizim sınır hattımız. Offensive line. Offensive line savaştayken ilerlediğiniz alan. Buraya mesela çektiniz ya. Üstünde şu ok çıkıyor gördünüz mü? Buna basıyorsunuz adamlar ilerlemeye başlıyor. Tabi savaştayken. Yine susadım. <laughs> konuştum ya. Uf ben bu kadar konuşmuyorum normalde. Hepsi sizin için. Like'ınızı alırım ha. Sonra neredeyiz? Fallback line. Evet, klikin order. Bu işte defansif order işte savunma şeyi. Bunu ben genelde kullanmıyorum. Gerizin araya var. Bakın buraya yaptık mesela. Gerizin araya dediğimiz şey burayı savunuyorlar. Bakın bazı şeyleri böyle üstten kapattım hatırlarsanız. Neye karşı savunacakları falan var. İşte mesela elini kaldırmış yanan bir adam var. O mesela isyana karşı falan savunma. İşte çapa var limanlarınızı savunuyorlar falan. Hepsi onlara göre bakın dikkat ederseniz limanların olduğu yerlerdeler genelde. Ben ondan çık bıraktım. Çünkü limanlar önemli. Division Assignment Mod. Bunları ben kullanmıyorum. Edit Mod. Bunu da kullanmıyorum. İhtiyacım olan şeyler değiller bana göre. Çöp kutusu da işte mesela buraya bir emir verdiniz ya. Bu emiri silmek için kullanıyorsunuz. Şunlar yeni geldi son güncelleme ile. Ben de bunları çok deneyemedim. Force atak. Saldırı modu. Defans modu. planning İşte daha hızlı plan yapıp ona göre hızlı hareket ediyorlar falan. Bir de şey son güncelleme ile yeni bir şey daha eklendi oyuna. Mesela burada 3 kumandanınız var ya Bunları bir generale atıyorsunuz Hepsi daha fazla Özellik kazanıyor Daha fazla özellik kazanıyor derken Rütbe atlamıyorlar İşte mesela şuradan göstereyim Mesela bakın bu Generalin özelliği Reconnaissance Telaffuzunu bilmiyorum Anlamını da bilmiyorum İşte bundan bonus veriyormuş İşte bu tepelerde işte, saldırı bonusu falan veriyormuş bu da çöllerde falan. Adamları yanlış yere atamışız ya. Tamam ben onları şimdi değiştiririm. İşte o bonusları mesela bunların hepsini şöyle shift'e basılı tutarak buradan hepsini seçebiliyorsunuz. Şu soldakine bakın sağdaki böyle tek tek atıyor. Bu hepsini bir general altına atıyor. Bu generalde hemen şuradan yeni bir tane Abdülkerim Çakmak. Bunu atayamıyoruz. Belli bir rütbede olacak. Hemen neyse işte her ileride öyle bir general alacaktık. Bunu kapatabiliyor muyuz? Tamam. Kapatabiliyormuşum. <laughs> İşte öyle bonuslar falan filan. Mesela şu adam çölde bonus veriyormuş. E burası çöl olduğu için bu adamı biz bu ordunun başına atacağız. Değiştirecek, değiştireceğiz. Sana da bunu atacağız Salih Beyciğimizi. Bir de şey bunların ordu sınırı var bakın. Aa. Ha şey görev başına gelmesi biraz sürüyor İşte Sonuçta İstanbul'dan ta neresi oluyor burası? Van'a kadar gel Van'a gelene kadar belli bir süre geçiyor. İşte 12 gün sonra varacakmış. Bu da 11 gün sonra İstanbul'a varacak. Öyle öyle şeyler. Oyun detaylı aslında dikkat ettiğinizde. Bakın effortumuz da bitti. 70 günde bir tanesi yapılıyor. Hepsi istisnansız en alttakine kadar 70 günde bir tane. Construction effort. Tamam. Böyle gideceğiz dostlar. Eee Ee, bu arada şey oyunun saçma bir şeyi var. DP partisi normalde eskiden şey e, yapmış bir parti. Demişim isyanlar çıkarmış bir parti. Normalde Atatürk'ün partisi cumhuriyetçi olacak. İşte oyunun küçük öyle aptallıkları falan var. Mesela şey yapamazsınız. Hmm, neydi ya? Mesela Sovyetleri asla demokratik yapamıyorsunuz diye hatırlıyorum. Sovyetleri miydi? Bir devleti hiçbir şekilde demokratik yapamıyorsunuz. Oyun sürekli önünüze engel koyuyor. Oyun biraz böyle. Ee, işte mesela mesela bu partiyi yüksek ihtimalle demokratik yapsalardı Türkiye'de oyun olmazdı bile. Öyle anladınız mı yani? Her ülkede satmak için adamlar bir şekilden şekilde giriyorlar. Yapacak bir şey yok. Ee, bu da böyleydi. Şimdi, neyi anlattık? Anlattık anlattık. Lojistik. Lojistik şu anki durumunuzu falan gösteriyor. Mesela şu anda 23 tane komoyumuz var. İşte eksi 10 bin tane şeyimiz varmış yani tüfek. Yani tüfek ihtiyacımız çok fazla. Ve 12 tane de fighter'ımız varmış. Yani uçaklara da gelelim. Haritanızda şöyle havaalanı işaretleri olacak. Bu fazla bilgi verdim ya. Umarım siz de kaldırabilirsiniz bunları. <laughs> Havaalanının işareti olacak. Bakın burada bir uçak işareti ve üstünde artı var. Buradan şey yapıyorsunuz. Eğer böyle tek tek uçaklara atayabilirsiniz. Ya da böyle hepsini birden. Şuradan da bu filonun kaç askerlik olacağını ayarlayabilirsiniz. İster buradan is hızlı ayarlayın. ister buradan 50-50 arttırın. Ben 150 yapacağım bunu. Sonra buradan okey diyeceğim. Hop buraya konuşlandırıldı. Şu üstte yapabildikleri şeyler var. Bunları zaten siz bakarsınız. İşte hava üstünlüğü. Intercaption işte bombalama baskı gibi bir şey anlamı. Öyle. Ay yoruldum. biraz konuşmayacağım. <laughs> Bakalım kaç dakika olmuş. 20 dakikadır saf bilgi veriyorum dostlar. Bu bölüm öyle bayağı bir bilgiyle geçti. Aa, araştırmamız olmuş. Research time'ını kısaltmaya doğru gidelim. Önemli olan o. Of, tam videoyu bitireceğim. Gerilimler oldu. Dostlar bu bölümlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bilgiler yeterlidir. Ee, abone olup, olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay efendim.